Peki biraz da tadından, pişiminden. Ezilmemiş. Ezilmemiş mi? Ezilmemiş. Çok iyi ezilmemiş. Bu patates ezilmemiş. Elif Hanım. Çok gıcık, ezilmemiş. Yani gıcıklık yapıyorsun iyice. Yok çok ezilmemiş. Vallahi bak gerçekten. Yok ben gerçekten diyorum ezilmemiş. Kılçık çıkarmasının, bahane sorun yaratmasının anlamı yoktu. Filiz Hanım bugün çok alevli, çok kızgındı. Patates püresi güzel olmuş. Evet. Ezilmemişti, hiçbir şeysi yok. En olumlu bugün en çok beğenen Fatma Hanım. Hayır. Ne güzel. Çok teşekkür ederim, afiyet olsun. Bohçayı da o beğendi, yani, çorbayı da çok beğendi. Ne güzel. Çünkü kendi filmini oynuyor. Bunda ezilmemiş bir şey görmedim. Yok ben ezilmemişim. Bana göre. Bakabilir. Bana göre. Tamam. Size göre değil, bana göre. Bakabilir miyim diyor. Buyurun bakabilirsiniz. Bak, bak, patatesin nesi bak, bak, bak şunları görüyor musunuz? Bir bakın, saniye. Bakın. Dur bir saniye. Bak bak şu diptir. Ben bakın, bak. Bakayım, ben bak. Tamam, çatalla ezme. Hayır ezmiyorum. Onu kabul edemem. Ezme bak 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 gösteriyorum ben size. Siz karıştırdınız oraya. Bile bile karıştırdınız. Bak. Öbür karışmamış tarafından bakın. Bile bile karıştırdınız siz. Tam karışmamış elinden. O patatesi gördünüz orada canlı karıştırdınız. Canlı canlı patates bak işte, testi. Bak bak bak. Bak şu ezilmemiş. Görüyor musunuz? Bak. Benimkine de bak. Bak benimkine de bak. Bak ezme. Sizinki de bak, mi ezilmemiş? Ben ezmiyorum. Bak, araştırdım. Bak, bak üstünde ben görünüyor. Bak yüzünde bak, görünüyor. Bak üstünde görünüyor. Bak, koyu, ne görünüyor? Evet, evet bak, ezilmemiş. Bak, koyu, bak, koyu olduğu için şöyle ay, birinizi sorarken sen savunmaya geçme. Onunkini. Ben onu niye savunayım? Ben kimseye savunmasına ihtiyacım yoktur. Kimsenin ezilmemesine ihtiyacı yok. Ben gayet güzel. Çok güzel. Evet. Gayet ezilmemiş. Ezimi sunumu. Burada bakın balığı. Görürsünüz işte ezilmemiş. Gayet güzel. Bakın. Bir saniye Filiz Hanım efendim İpek'ciğim. Pantolonlarım için tabii gidebilirsin. Tabii ki canım. Tabii ki canım. Güzel. Patates püresini beğenmiş Fatma Hanım. Güzel. Peki restoranda önümüze böyle gelmiyor. Gelmez. Evet. Ya gelebilir ama dediğim gibi ayıklanması lazım. Aynen. Ayıklanır. Pişimi nasıl? Balığın tadı, tuzu. Pişimi güzel. Evet, güzel yani. Pişmiş mi? Güzel ha bu arada pişmiş. Zordur bütün balığı pişirmek. Pişmesi güzel. Suyunu güzel, muhafaza güzel. Etmesi lazım, kurumaması lazım, çiğ de kalmaması lazım. Bütün balık pişirmek de çok kolay hani değildir. Hani ben bunu beğenirken yemiş isim, tadına bakmış isim, güzel sunumundan hariç diyorsam puan vermek zorunda değil yani. Yüksek ya puan verilmek için demiyorum. Ama siz olura ne olmasa demek istedim, ben anlamadım. Hep ezilmemiş. Buyurun. Süzülmemiş. Buyurun bak ezilmemiş. İşte gösteriyor. Görünüyor. Filiz Hanım nasıl geldi kılçık? Gözlük takalım isterseniz gözünüze görmüyorsanız. Bak bak. Çok mu o? Evet bak ezilmemiş. Nasıl çok mu? Yani bu ezilmiş değil mi ezilmemiş. Şimdi balığı yerken kılçığın geldiğini çatalınızda şey görmüyor musunuz? Ben görüyorum bak. Ne siz bugün oynuyorsunuz. Kılçığı. Şöyle çatalla alırım. Aldım boğazıma geldi kılçık. Sen görüyorsun belki ben görmüyorum. Ya bildiğiniz şu kadar kılçığı ağzına atmış. Sonra diyor ki takıldı. Takılacak tabii. Sen ya bir insan gözlük görmeyen bir insan bile şu kadar kılçık görmez mi ya? Aa konuştun aa. O ne biçim laf. Aa. O hayır ne biçim laf? Gerçek ne diyorsun? Yani ne demek? O ne demek? Yani kılçık tutturdunuz, kılçık da kılçık. Ne demek? Koca kılçık. O dediğin kelime ne demek? Bir daha tekrarla bakayım. O ne demek? Gerçek ne çok demek? Ne demek söylesen ne demek? Saygısızlık. Saygısızlık değil mi? Bak benim geldiğimi beğenmedin menülerini. Hiçbir saygısızlık yaptın mı orada? Hiçbir sesimi çıkardın mı? Kendim saygısızlık yaptı mı? Hepinize soruyorum. Yapma. Hiçbir tamam. Saygısızlık, tamam, saygısızlık sakin. Yapmadım. O kadar güzel bir tamam, yaptı ki. Tamam saygısızlık yapma dedim. Hayır o kelimeyi alır mısın? Gerçek diyorum al. O kelimeyi alır mısın? Alın alın. Alır mısın? Kelimeyi alır mısın tekrar? Ben de saygısızlık yapmadım. Kendim saygısızlık yaptım diyor içeride. Ben saygısızlık mı yaptım? Nasıl o ya, kelimeyi alır mı? Ne demek ya? Neden? Yani ben sofraya ikinizde kalkarım. Siz sen ikiniz o kelimeyi alma. Gerçek kalkarım. Sen o kelimeyi alma. Ben sofraya kalkıyorum. Kim ne diyorsa de kalkarım. Hayır. O ne demek Elif ya? Elif Hanım, Elif Hanım. Ay, sakin olun. Elif Hanım. Elif Hanım sakin. Alır mısın? Sakin ol. O kelimeyi alır mısın? Elif Hanım sakin. Ben sinirlendim. Çok sakinim. Hiç konuşma. Yani ben böyle demek istemedim yani. Hayır. Sakin olun. Hayır kameralar. Sakin olun. Hayır kırarım. Tamam, bu ne otur demek ya? Tamam yani lütfen özür dileyin sen o zaman. Sen özür diler evet misin tamam, bende? Tamam özür diledim işte. Ha, özür diler misin? Duymadım ben. Duymadı bir daha dileyin. Ben dilerim bak sen öyle algılıyorsan. Ben onu demek ne istemedim. Dedi? Bir sen ne demek istedi açıklasın. Ne demek açıkla. Bana dedi. Ya kılçık kılçık tutturdun diyor. Kılçık. Ay ay yok bu görünüyor ya bu ne? Bu ne gerçekten bunu sinirlendi. Ya balık bu ne? Balık sen bu ne kılçık olacak ya. Bu ne? Lütfen ya yapmayın böyle ya. Ya bizim yemeğimizi de beğenmediniz. Hiçbir saygısızlık yaptık mı? Hiçbir sorun yaptık mı? Orada oturduk. Ama tamam da. Gelinin bir saygısızlık yaptı mı? Kılçık da bak saatler geçti. Ben o kadar yorum yapmadım geline. Tamam.
Kayınvalidem sinirlendi ama beni savunması beni her zaman onurlandırır, gururlandırır. Yemeklerimi savunuyor şu an. Sağ olsun, var olsun. Tabii ki de Elif Hanım oynuyor. Yani bu kadar oyunculuk gerçekten çalışıp gelmiş. Bu kadar olamaz ya. İlk geldiğim zaman bana da bir kelime kullandınız. Lütfen benden de özür dileyin. Ne kelimesi? Sizden de mi özür dilediniz? Evet, ben geldiğim oturduğum masanıza çorbayı içerken ne dediniz? Bu sefer de özür eksik değil mi oradan bana da? Bana da dediniz, biz sizin masanıza misafir geldik. Ne dedi size? Ne dedi, duyamadım. Siz benden özür dileyin benim. Siz bana ne dediniz? Gelinimin mutfağına niye girdiniz? Ha? Ya. Yok, siz benden özür dileyin. Doğru. O konuda özür dilerim. Tamam, izin almadan gittim. Tamam, evet. Onda özür dilerim. Ama bravo, siz de benden özür dilerim. Siz de ben çorba içerken siz de bana bir şey dediniz. Ne dedim ben size? Ay, şimdi hatırlamıyorum. Kurnaz. Evet, kurnaz dediniz. Lütfen. Kurnaz'da. Evet, kurnazlar. Benim bir, yok dedi Zuhal Hanım. Hep masaya oturduk, ben yine bir şey demedim. Aynı kelimeyle kurnazlar. Uyanık dediniz. O yüzden daha uyanık dedim. Ama dememeniz lazım. Çünkü ben sizin masanıza misafir gelmişim. Tamam da ama gerçekten dememeniz lazım. Dünkü puana benim çok şeyim takıldı o yüzden. Oo, tamam, kıskandım. Ama kıskandım. Alınganlı bir söz. Ben de alındım. Bana deseydi şahsen aynı şeyi de ben de yapardım. Sinirlendi. Sinirlenmeye de haklı. Gerçekten Elif Hanım haklıydı. Suzan Hanım misafirine öyle yapmamalıydı. Tekrarlayıp ne alaka? Öyle bir şey var mı? Biraz da yemekleri konuşalım. Sakin olun. Özürler dilendi çok şükür. Tamam, balığı mi? Beğenenler. Hatice Hanım beğendiniz mi? Ay şu balık kırmış. Ama sunumu güzel değil. Güzel pişmiş. Evet, pişmiş. Püresi pişmiş. Salatası. Püresi bana da biraz pütürlü geldi. Salatası da roka salatası olduğu için beğenmedim. Adı öyle dediği için. Ama roka salatası değil. Değil. Diyorsun. Evet. Tadı sunumu? Biraz ekşi. Ekşi. Ben balığı beğendim. Güzel. Güzel pişmiş yani. Öbürlerini beğenmedim. Püreyle salatayı beğenmediniz. Balığı evet, balığın tadı güzeldi. Tadı güzeldi. Ben de beğendim. Ama sunumu güzel. Hiç güzel sadece değildi. Sadece görünümü sevmedim. Anladım. Yani kılçıklarını falan sevmedim. Püreyi de sevmedim. Salatayı da limonu yemiyorum. Roka salatası, yoksa yeşil salata severim. Geldiği için beğenmedim. Herkes balığın tadını beğendi değil mi anladığım kadarıyla? Evet, güzel beğendim. Pişirmişsin. Güzel. Ellerine sağlık. Gayet güzel pişmiş. Ben püreni beğendim. Sadece biraz soğuktu. Salatan çok tuzlu, çok ekşi. Bir de bu roka salatası değil. Evet, değil. Ama... Eksik menü. Eksik deyip duruyor. Yani ben artık gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Valla ben de bulamıyorum. Salatası vardı ama rokası olmadığı için eksik menüye girmez. O kadar da değil. Hepsi eksik, yapılmamış, olmamış, beğenmedim. Tadı, tuzu güzel değil. Hepsi de o kadar değil. Emek, el emeği çok önemli. Ama hep eksik. Benim gelinimde hiç eksik yoktu. Her şey tamdı. Ben bunun eksik olması için ne yapabilirim? Sakinleştiniz mi Elif Hanım? İyi misiniz? Fark ettim, yanaklarınız kızardı. İyi misiniz? Suyunuz var mı? Bir de şeker hastasıyım. Ama. Çok sinirlendim. Ama sakın hasta olma. Hayır, Suzan Hanım da normalde çok sinirliymiş de. Haydi benim yüzümü kara çıkartma. Kızarmış dondurma. Hoppa. Zuhal Hanım, benim gelinim gitti, özel tabak aldı. Sırf güveç için. O da aldı, o da aldı işte içeride. Yuvarlak tabağı korsam dedi, hani kendi tabağı da vardı. Fazla çıkacak dışarı, ona dedi, korsam dedi, görünüm kötü olur anne dedi. Gitti, özel tabak aldı. Ne güzel, bravo. Gerçekten. Hep sunuma baktılar, şeye baktılar, lezzete hiç bakmadılar. Yani şu balık var ya, o balık o kadar güzel oluyor ki ben hayatımda ilk defa karides yaptım. Karidesim bile çok güzeldi. Ya kayınvalide yememiş, beğenmedim diyor ya, beğenmedim diyor. Benim gelinim, hep benim gelinim değil mi? O bitti. Bitti ama ben doğru hiç söylüyorum. Hiç birinizden hani ben gelin değil de başka tamam, gelen gelinlere diyorum, yapsınlar yani. Yorum hani benim için demiyorum yani, gelinler için diyorum ben. Hani benim gelinim değil, bir başkasının gelinim mesela öyle yapsın diyorum. Buna asla hayır diyemezler, asla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.